Oda komutunda bulamadığınız bir duvar şekliniz varsa duvar komutunu kullanmanız gerekir. Misal, hem gönyeli hem de gönyesiz köşelere sahip şekildeki gibi bir mekan çizmek istiyoruz. Böyle bir duvarı çabuk ve hatasız çizebilmek için önce gönyesi bozuk köşelerden çapraz ölçü almış olmamız gerekiyor. Tüm ölçüler tamamsa duvar komutuna girip sol alttaki köşeye rastgele bir nokta göstererek işaretliyorum. Fareyi yukarı doğru uzatıp klavyeden 200 yazıp Enter tuşuna basıyorum. Bu çizgi duvarın iç tarafı. Bir kereye mahsus program duvarın dışı sağda mı yoksa solda mı diye soruyor. Sol tarafta bir noktayı işaretliyorum. Fareyi sağa doğru uzatıp 250 yazıp Enter'a basıyorum. Yukarı doğru da 100 santimlik bir duvarımız vardı. Enter. Bu arada klavyeden F8 tuşuna basarak fareyi gönyeli çizim modundan çıkartabilirim. F8. Eski haline dönmek için tekrar F8'e basmam yeterli. Bu aşamada program benden tekrar duvarın yönünü soruyor. Ama ben kesin açıyı programın hesaplamasını istiyorum. Ve hesapla düğmesi menüsüne tıklıyorum. Eğik duvarımızın ölçüsü 300 santim. Enter. Çapraz ölçüyü hangi köşeden almıştım? Şu köşeden almıştım. Tıkladım. Metre kaç gelmişti? 279.7. Enter. Bunu kabul ediyorum. Tamam. İkinci eğik duvarın uzunluğu 220 santimdi. Bu eğik duvarı da programa hesaplatıyorum. 220. Enter. İç köşeye olan uzaklığı da 345.3 santim. Bu taraf mı? Diğer taraf. Evet, tamam. Bu ölçüleri de girince sıfır hatayla programa aktarmış oluyorum. Burada bitir diyorum. Duvarı burada açık bırakmak için. Kapatmak istiyorsam kapat tuşuna menüsüne tıklamam gerekir. Ölçüyü yerinde doğru almak ve çizime doğru aktarmak işin en hayati kısmıdır. Bu tür zor mekanların hem ölçümünün hem de çiziminin en kolay ve güvenilir yolu da budur.